pek çok örneği var. Bunlar güzel örnekler. Bu sene bulduğumuz örnekler. Bunlar özellikle sırayla birbirinin peşine gider vaziyette. Anadolu tarihini aydınlatma açısından son derece önemli. Bak buradaki, ortadaki özellikle dağ keçisi buyruğu yapıldığı için dağ tekesi şeklinde bilinçlendireceğim. Mesela adam diyor ki taş, mesela bu bir taş eser. Tamam. Bak burada murç izi var. Aynı zamanda şey de yapıyoruz. Yani bilinçlendirmeyi de yapıyoruz. Bakın. Mesela bu çok önemli bir yer. Geyikli Tepe. Biz burada Göktürk harfleriyle yazılmış, yani Rülük harfleriyle yazılmış şey tespit ettik. Doğu Anadolu'dan başlayan serüvenimiz bizi Orta Asya'ya, Moğolistan'a kadar götürdü. Bölgedeki bütün kültür ve tarih varlıklarının Anadolu'yla nasıl bir bağlantısı olduğunu incelemeye başladık. Bu incelemeler sırasında Anadolu'da tespit ettiğimiz, yani envanterimizde var olan resimler, kaya resimleri, kurganlar ve diğer varlıkları, koyun koç heykelleri de dahil olmak üzere yeniden değerlendirmek gerekti. Bu değerlendirme sırasında da Türklerin Anadolu'da varlıklarının sanıldığı gibi 1071 ile başlamadığı artık kesinleşmiş oldu. Yaptığımız araştırmalar Doğu Anadolu bölgesinin kaya resimleri açısından çok zengin olduğunu gösterdi. Bu arada Kazman bölgesinde Geyikli Tepe olarak adlandırdığımız bölgede de Göktürk harfleriyle yazılmış, yani runik harf olarak bilinen runik alfabeyle yazılmış kitabeler de tespit ettik. Dolayısıyla artık Türk tarihini Anadolu'dan yeniden yazmak gerektiğini inanıyoruz ve bu sonuçları da önümüzdeki yıl çıkacak kitapta geniş şekilde ele aldık. Her yıl yeni bulgularla karşılaşıyoruz. Bu sene yaptığımız çalışmalarda da yine yeni bulgular, yeni tespitler ortaya çıktı. Yaklaşık 500 bin civarında bilgi ve belgeye sahip olduk. Bunun dışında da Doğu Anadolu bölgesinden başlayarak Orta Asya'da da devam eden çalışmalar sırasında yaklaşık herhalde 300-400 bin kilometre yol yapmış olduğumuzu düşünüyoruz. Yaklaşık 25 yıldır bu çalışmaları yürütüyoruz. Dediğim gibi Anadolu'da başladı, Kafkaslar'da devam etti. Orta Asya'da Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan'da devam ettik. Ondan sonra da şimdi Moğolistan'da çalışmaya devam ediyoruz. Sana genel görüntüler... Aşağıya doğru çekiyorum altlarım var. Şey, video hocam özellikle. Video mu? Videomuz çok az. Ne var? Olur. Çektin mi orada? Çekmiştim ama ben. Dediğim gibi, onu da halledersek. Dediniz ya demin, o taşın içi açılıp altını koyup bir daha kaplanmasını. Biraz elinizi indirin hocam. Yapmış olduğumuz çalışmalar Türk Tarih Kurumu'nun düzenlemiş olduğu Türk Tarih Kongrelerinde bir kısmını yayınlamıştık. Şimdi hepsini toplu olarak, yani 25 yıllık çalışmanın ürününü Tarih Kurumu'na Doğu Anadolu'da Erken Dönem Türk İzleri kitabı olarak takdim edeceğiz. Kasım ayında zannedersem teslimini yaparız. Önümüzdeki 2020 yılında da kitap olarak Tarih Kurumu'ndan çıkacağını düşünmekteyiz. Peki bizim 1071 değil de nereye kadar gidiyor? Evet, erken dönem Türk tarihinin Anadolu'da dediğim gibi milattan önce 1. binde kurulmuş iki tane devletimiz var. Daha öncesine de ulaştık biz. Milattan önce 2. binden itibaren Anadolu'da Türk varlığının rahat olarak söyleyebiliriz. Bilimsel olarak bunun detayları çıkacak bu kitapta yer alacaktır. Dağ keçileri iki pano burada tespit ettik. Birincisi büyük pano. Büyük panoda 5 tane dağ keçisi, bunların teki olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dağ tekeler yapılmış
Birinci, yani bunlar kuzeyden, güneyden kuzeye doğru hareket halinde yapıldıklarını görüyoruz. Hareket halindeki bu dağ keçileri önce çizilip sonra da iyice kazınarak derinleştirilmiş ve belirginleştirilmiş. Teknik açısından son derece iyi bir teknikle yapılmış, çizgi tekniğiyle yapılmış olduğunu görüyoruz. En öndeki ve en sondakiler biraz daha küçük ebatta yapılmasına rağmen ikinci, üçüncü, dördüncü ve boynuzları da görkemli olarak yapılmış olduğunu görüyoruz. Diğer panoda, yani küçük panoda ise yine iki tane at ve iki tane de dağ keçisinin çizilmiş olduğunu ifade edebiliriz.